Çok yakışmış abi, güle güle giy. Eyvallah. Karnım çok aç. Biraz pilav var, kuru fasulye de yaptı annem. Isıtayım mı? Hı. İstemez. Banka çıkışı Serpil bekleyecekti seni. Maşallah, arkadaşın ağzında bakla ıslanmıyor. Çok iyi kız Serpil. Sana da sırılsıklam aşık. Evvelki gün annem komşularda konuşuyordu. Öyle istiyor ki evlenmenizi. Boş versene sen. Söyle anneme, belki bu gece geç gelirim. Mesaiye kaldı dersin. Hı hı. Serpil bekliyor abi! Abi! Burada oturuyorsun ha, bayılırım eski mahallelere. Hadi be, altında 200 binlik araba, cepte deste deste 500'lük, Taksim'de apartman, sonra beyim bayılırmış bu yaran mahallelere. Kafamı işlettim, çıktım oraya, sen de işlet. İşletiyorum oğlum, hem de zeyuh gibi. Patrona çok met ettim seni, göstersin bakalım kendini dedim. Sen beni şurada ekiver. Hayrola? Bir güzel kız var da askıntı, 5 dakikada eker gelirim. Sen beni uzaktan takip et. Güle güle giy, çok yakışmış elbisen. Sağ ol. İşler nasıl? Bilmem, çıktım işte. Çıktın mı? Ne var şaşacak, 500 lira haftalığa ömrümü çürütecektik. Öyle demek istemedim. Ama o parayla insan... Evlenir, çoluk çocuğa karışır, borçtan imanı gevrer. Sonunda geberir gider. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yattığı yer nura gark olsun, namuslu adam derler. Karısına sigorta maaş bağlar. Nem var senin? Nem mi var? Yeni bir elbisem, cebimde de 170 lira param. Yeter de artar bile mutluluğa. Ne dersin? İnsanına göre değişir. Ama ben o insan olmayacağım kızım. Bizi takip mi ediyordu arkadaşım? Bir yere gidecektik de, kusura kalma Serpil. Çok mühimli. Kızmazsın ya, hayati bir mesele. Madem ki mühim, inşallah gönlünce olur. Dua edeceğim. Anlattılar yaptıklarını. Yürekli delikanlıları severim. Aferin. Vazifemiz abi. Vazifesini bileni kral yaparım ben. Ne için girdin bu işe? Kuvvetli olmak için. Zayıf mı hissediyorsun kendini? Bu bileği bükecek insan daha doğmadı anasından abi. Ama banknotu saydılar mı ciğer 10 para etmez serseriye büktürürler bileğimi. Sadece kol kuvveti, silah kuvveti yetmiyor. İyi almışsın dersini. Hayat öğretti abi. Babamı gözümün önünde vurdular. 8 yaşındaydım. Anam, kardeşim, babam çarşıdan dönüyorduk. Akşam yemeği için nevale almıştık. Balık almıştı babam bana. Evimiz set üzerindeydi. Merdivenleri çıkıyorduk. Babam önümden yürüyordu. Bir silah sesi duydum. Sonra kan fışkırdı sırtımdan. 6 kurşunla vurdular. Neciydi baban? Kamyoneti vardı. Halden mal çekerdi manavlar. Adı? Rıza, tanır mısınız? Rıza? Adamındı. Rıza'nın oğlusun ha? Rıza'nın oğlu. Arkadaşımın oğlu. Gel bakayım. Şimdilik bunu kullanırsın.
İsmail ne yapacağını söyler sana. Hadi, göreyim seni. Ne zamandan beri kendi evine hırsız gibi giriyorsun? Uyuyorsun sandım. Kıyamadım anne. Nereden geliyorsun? Bir davetliydik. İşten çıkışını mı kutladınız? Hayır, yeni işe girişimi. Hangi işten bahsediyorsun? İş anne, hem de işlerin kralı. Tanıştırayım. Annem Fatma Hanım, bu da bir gecelik yevmiyem. Yani şimdiye kadar çalıştığım işlerde iki haftada kazandığımdan fazla. Nasıl iş bu? Adam öldürüyoruz. Derisini ayrı, kemiklerini ayrı, etlerini ayrı yerleştiriyoruz. Sonra ihracat ve de bir umum ithalat. Cevap ver bana. Nasıl iş bu diyorum? Paralı iş. Ben namuslu iş istiyorum. Kimse namussuz diyemez bana. Kimsenin ağzının kokusunu çekmek istemiyorum. Kuvvetli olmak istiyorum. Kuvvetli olacağım. Kimse mani olamayacak buna. Benim babam gözümün önünde öldürüldü. Hepimizin gözü önünde vuruldu. Kiralık bir katile öldürttüler babamı. Kim vurdu, niçin vurdu anlayamadık bile. Ama namuslu adamdı. Şerefli adamdı babam. Erkek adamdı. Tek kabahati vardı. Zayıftı. Sinek gibi ezdiler. Vurdular, öldürdüler. İntikamını alacağım onun. Herkesten. Herkesten. Seni saraylarda yaşatacağım anne. Altın tahta oturtacağım. İpek halılar sereceğim altına. Korkma. Korkma. Namussuz değil senin oğlum. Oğlum, canım oğlum. Nedir bu işin? Söyle anana. Şehrin en büyük oteli anne. Gece kulüplerine, turistlerin eğlendikleri yerlere bakıyorum. İstikbali olan bir iş. Müdürlüğe kadar yolu var. Dün sana çok kötü davrandım. Affedersin. Çok şeker kızsın sen. Bu ne dalgınlık be kız? Sağ ol abi. Çok iş aldım, yetiştirmem lazım. Gebertme kendini. Değmez. Demesi kolay. Bakma şimdilik bu kadar verdiğime. Gün gelecek ne istersen vereceğim. Bir seneye varmaz 10.000 abi diyeceksin. Al şrak! 20.000. Ha, lafım olur, 50.000 şrak! 50.000'den fazla gene şrak, tak! Kadir! Şükürler olsun. Seni evde bulamayacağım diye ödüm kopmuştu. Hayrola? Kapa gözlerini. Niye? Kapasana oğlum. Hiç açma. Darılırım vallahi. Şimdi uzat sol kolunu. Dün yeni elbisenle gördüm seni, saatin yoktu. Dedim ki, madem oğlum en büyük otelde işe başladı, bir saati olsun dedim. Aa, yapma dur deli, yapma
öldüreceksin. Utandı. Delikanlı, yürü bakalım. Bir süre beraberiz. Saate kadar kapanacak burası. Ekmekle oynamak var mı Kadir ağa? Gelsin lan! Bizim sizinle hiçbir alacağımız vereceğimiz yok. Bırak bu davayı. Bak ağa diyoruz sana. Bir saate kadar tekrar geleceğim. Eğer kapıyı kilitli bulmasam duman ederim. Yürü İsmail abi. Oğlum baksana. Ben Kadir Özkan'ın annesiyim. Onu çağırır mısın biraz? Tanımıyorum. Ama nasıl olur bana burada çalıştığını söyledi hani o şey... O isimde biri çalışmıyor burada. Hepsi halledildi. Bütün şartları kabul ettiler. İyi. Kadir nasıl? Böylesi bir daha gelmez abi. Çağır bakalım. Memnun oldum. Ama daha çıraksın, çırak. Unutma bunu. Daha tehlikeli işlere salacağım seni. Başaracaksın eminim. O zaman dükkan açacağım sana. Kadir Bey olacak adın. Adamların olacak. Göreyim seni. Yarın bankadan bozdurursun. Araba. Kapının önüne çektiler teyze. Motora bir şey olmamış. Ne olur yat anneciğim. Arabam. Arabam. Anne. Kim yaptı bunu? Senin gibi kiralık katiller! Anne! Sus! Annen değilim ben senin! Bu muydu yıllarca sırtımda küfe taşımanın, sabahlara kadar çalışmanın mükafatı bu muydu? Anne! Bu sabah gittim çalıştığını söylediğin yere. Kadir diye birisi yok burada dediler. Neredeydin bugüne kadar, neredeydin? Nasıl kazandın bu kadar parayı? Fedailik yaparak. Önce bir kumarhanede fedailik ettim. Sonra Kamil Bey'in yanında. Katillerin ağası Kamil Bey'in adamı oldun öyle mi? Kamil Bey senin bildiğin adam. Alçağın biri o. Ve sen benim oğlum onun önüne attığı paraları toplayacaksın öyle mi? Evet. Evet. Kuvvetli olabilmek için her şeyi yapacağım. Pis bir böcek gibi öldüremeyecekler beni. Kuvvetli olacağım. Çok. Çok zayıftı babam. Öldürdüler. Hadi gelsinler de beni vursunlar. Güçlüyüm ben. Daha da güçlü. Sonunda herkesten güçlü olacağım. Herkesten! Şerefli bir insan gibi çalışıp alın teriyle para kazanmak yetmiyor demek sana. Bir gün anlayacaksın beni. Babanı da uşaklık ettiğin adamlar gibi katiller öldürmüştü. Dünyanın parasını veriyorlar bana. Bir gün elini kana bulamak için. Kanlı değil onlar. Her şey bileğimin hakkı. Her şeyi hayatımı ortaya koyarak kazandım. Gencim, güçlüyüm. Gücümün hakkını istiyorum. O zaman git masum insanları vur. Küçücük yavruları babasız bırak. Yavruların ekmeklerini, lokmalarını al ağızlarından. Efendilerin daha semirsinler diye vur günahsızları. Defol, defol! Hiçbir güç size kalkmaz benim elim. Bir garibe haksızlık edeceğime, kendi beynime sıkarım kurşunu. Ama ezdirmem kendimi. Babam gibi ezemeyecekler beni. Korkacaklar benden, sayacaklar. Hakkıma el uzatamayacaklar. Yollarımız ayrılıyor anne. Senin oğlunum ben. Bir gün beni anlayacaksın.
O zaman döneceğim sana. Babamın öcünü almış olarak döneceğim. Kimlermiş? Süleyman'la adamları abi. Gel benimle. Birkaç adam alalım abi. Korkuyorsan sen de defol. Erkekliğinizi zavallı ve aciz bir kadın üzerinde göstermişsiniz aslanlar. Dövmüşsünüz lan ama. Kadir. Sabah Nur diye bir kız geldi bıraktı. Bunları dün evde unutmuşsun. Kadir. Anne. Al paranı. Anne, o benim vazifem. Vazifen anana helal para vermek. Namuslu hayatına dönünceye kadar hiçbir şey almam senden. Haksızlık ediyorsun. Ben mi oğlum? Her sabah yatağını yeniden yapıyorum senin. Odanı silip süpürüyorum. Sen içinde yaşıyormuşsun gibi. Her akşam sevdiğin yemekleri yapıyorum. Belki döner bana gelirsin diye. Sabahlara kadar pencere başında bekliyorum. Sokaktan geçen her gölgeye Kadir diye sesleniyorum. Kadir diyorum, evladım diyorum. Analar umut gibidir oğlum. 100 yıl geçse de bekleyeceğim seni. Her gün geleceğim kapına anne. Her gelişimde daha güçlü olacağım. Her gün daha çelikleşmiş olarak çıkacağım karşına. Bükülmez, kırılmaz, yıkılmaz Kadir Bey olarak geleceğim. O zaman suratıma attığın, kanlı dediğin o paranın gücünü anlayacaksın. Dünyanın en kudretli adamı olacağım. Kendim için istiyorsam köpeğim. Köpek. Her şeyi babam için yapıyorum anne. Onun gibi ezemeyecekler beni. Allah'a emanet ol. Namımıza layık arkadaş olduğunu ispatladın Kadir. Sayende abi. Al bakalım, arabanın anahtarı. Bundan sonra sen kullanacaksın. Al şunu. Harçlık yaparsın. Sağ ol. Şımartıyorsunuz beni. Layıktır sana. Eğlenmene bak, hadi. Ne yapmak istiyorsun ha? Güçlensen ne olacak? Kimden alacaksın babanın intikamını? Her önüne gelene silah çekip ateş etmekle, her vurduğunu devirmekle mi erişeceksin emeline? İnanmıyorum. İnanmanı bekliyorum. Sen ne dersen de Kadir, kalbim beni hiç yanıltmadı bugüne kadar. Ne kadar kinle bakarsan bak çevrene, sen o insan değilsin aslında. İyi yürekli, dürüst, melek gibi bir gençsin. Sen kendi kendini aldatıyorsun. Abi!
gitme dediğim. Üzgünüm abi. Gel bakalım. Bir teklifimiz var sana. Başaramazsan vururlar seni Kadir. Ama başardın mı... ...ortağımızsın. Köpek hile yaptın ulan! Bırakın beni! Bırakın beni! Ya hile yaptı be! Ne oluyor ya orada? Belal, Belal oturun. Ayıp böyle şeyler. Oturun. Ay bırakın yine yaptın. Ne gördün be? Belal sakin olun. Kendinize gelin beyler, oturun. Oturun dedik, sakin olun. Olur böyle şeyler. Sakin olun dedik beyler. Kimse kıpırdamasın. Kimsin sen? Öğrenirsin. Reşit Bey kim burada? Benim ne olacak? Seninle görüşeceğim. Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar. Çık yukarı. Burada görüşeceğim. Neymiş ki ayağın edeceğin dava? Başlar konuşurken... Ayaklar çekilirler ağa. Ne zamandan beri baş oldun delikanlı? Kısa geçelim ağa. Boşalt burasını. Hadi beyler dışarı. Dışarı beyler. Ne hakkı? Kazandığın bir orduya yetti ha. Bu yolda artık tek araba dolarsınız. Öyle mi? Nasıl alacaksın hakkını? Bununla. Nedir cevabın? Arkadaşlarla görüşmem lazım önce. Şimdi vereceksin cevabını. Bırak deliliği, düşünmek hakkım. Üçe kadar sayıyorum ha. Ya konuşursun ya da dağıtırım beynini. Dur dedim. Şimdilik bu kadar korku yeter Reşit ağa. Hakeme tarafından sizi müdafaya tayin edildim. Belki daha yaşlı, tecrübeli birini tercih ederdiniz. Adaletin tecelli... Başka bir şey ister misin sevgilim? Sağ ol, yanımda olman yeter. Seyahate çıkamadığımız için üzülmüyorsun ya. Hayır. Tam tersine, yanında kalıp sana yardımcı olmaya çalışmak beni daha çok memnun ediyor. Bizim aileden birinin... ...bir cinayet davasıyla uğraşmasını... ...doğrusu aklım almıyor. Ne haber? Esrarengiz kadınla tanışabildin mi sonunda? Evet. Yüreğim parçalandı baba. Sanki bir kurtuluş gibi ölümü bekliyor. Tek kelime konuşmadı. Savunabilmem için en ufak bir ipucu bile vermedi bana. İlk dava için zor bir durum. Kendini nasıl hissediyorsun bari? Acayip bir şey. Birdenbire bağlandım kadıncağıza. Kurtarmak için elimden geleni yapacağım. İçim...
İçimden bir ses bunu emrediyor bana. Konuşmamasının mutlaka mühim bir sebebi olmalı. Bence bu noktayı araştırmalısın. Eldeki delillere dayanarak iddia makamı sanığı birinci derecede cinayetle suçlamakta, ölüm cezasına çarptırılmasını yüksek mahkemenizden talep etmektedir. Sayın yargıcım, müsaade ederseniz adli tabibe bir sual sormak istiyorum. Talebin davayla bir ilgisini göremiyorum. Buyurun, sorabilirsiniz. Doktor bey, mahkemeye sevk ederken sanığı tıbben normal mi kabul ettiniz? Sanığın akli muvazenesini araştırmak konumuzun dışındadır. İtiraz yerinde görülmedi. Devam edin lütfen. Tekrar ediyorum, sanık sizce normal miydi doktor bey? Hayır. Sanığın akli muvazenesi hakkında söz söylemeye yetkiniz var mı sizin? Kesin gürültüyü, gürültü etmeyin, atarım dışarı, gürültü etmeyin! Kendinize gelin. Sakin olun lütfen. Daha ne kadar bekleyeceğim? Alın, alın canımı! Ne kadar çabuk ölürsem o kadar iyi benim için! İsteyerek, bilerek, aklım başımda olarak öldürdüm onu! Siz de beni öldürün! Alın canımı, bitsin bu işkence! Duruşmaya saat 11.30'da başlanmak üzere ara verildi. Zavallı kadın, ne acılar çekmiş olmalı. Murat onu kurtarabilecek mi dersiniz? Onunla konuşabilir miyim? Kısa konuşun lütfen, çok bitkin. Fazla heyecana dayanabileceğini sanmıyorum. Pek az bir zamanımız var, ama gene de sizi kurtarabilirim. Her şeyi anlatın lütfen. Karşımızdakilerle mücadele edebilmek için bir silah verin bana. Yalvarırım, çok geç olmadan bana yardım edin. Kapıdan gireceksiniz beyefendi. Sayın yargıçlar, bu kadın bir adam öldürmüş. Niçin bilmiyoruz. Çünkü tevkif edildiğinden bugüne kadar sorulan suallerin hepsini cevapsız bırakmış, gerçek hüviyetini ısrarla saklamıştır. Sayın yargıçlar, ölüm hükmünü kendi eliyle veren bu kadına acıyamayız. Karşınızda ilk davasının heyecanını yaşayan genç bir avukat var. Aramızda bulunan Sayın Senatör Orhan Acar, oğlunun bu mücadelesiyle iftihar etti. Ama bu durum, hiçbir sebep yokken bir insan canına kıyan bu katil kadına acımamız için bir sebep teşkil etmez. O, bir cana kıymıştır. Karşılık olarak kendi canını vermelidir. İşlenen suçla mütenasip olarak ceza kanununun 450. maddesine göre suçlunun idamını talep ediyorum. Buyurun, söz müdafaanındır. Durun! Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, sizi dinliyorum. Sayın yargıcım, müvekkilimle konuşabilir miyim?
yapmayın. Konuşmaya hazır değilsiniz. Korkma yavrum. Ne söyleyeceğimi biliyorum. Hasta mısınız? Hayır. Olayın nasıl olduğunu anlatın lütfen. Daha çocuksun. Tek başına meçhullerle savaşıyorsun. Hiçbir şey söylemeden ölmek istiyordum ama buna imkan bırakmadın. Defalarca olayı anlatmam için yalvardı bana. Bir tek kelime bile söylemedim. Karşınızda silahsız bıraktım onu. Belki de bu yüzden ilk davasını kaybedecek. Affet beni. Affet yavrum. Sana yaptığım kötülüğü düşünemedim. Anlaşılan daha ölmemişim. Çünkü ölüler ağlamaz. Bu kadar acı çekmez. Kendim için değil, onun için konuşacağım. İlk davasını kazanabilmesi için elimden geldiği kadar yardım edeceğim ona. Sevgili çocuk, artık mücadeleyi bırak. Evet, ben öldürdüm onu. Yakınlarıma kötülük etmesine engel olmak için öldürdüm. Eskiden şerefli bir ailem, bir oğlum olduğunu öğrenmişti. Oğlum ve kocam 20 yıl önce öldüğümü zannediyorlardı. O adam içinde bulunduğum feci durumu oğluma anlatacağını söyledi. İddialarını ispat edecek korkunç bir delil geçirmişti eline. Oğlumun beni temiz bir ana olarak hatırlamasını istiyordum. Ailenizi niçin terk ettiniz? Tanımadıkları kardeşim yüzünden kocam ve ailesi haksız yere suçladılar beni. Gerçeği kimseye anlatacak fırsatı bulamadım. O adamı, uzaktaki oğlumun sevgisini kaybetmemek için öldürdüm. Yeniden dünyaya gelse yeniden öldürürüm. İşte gerçek bu delikanlı. Çok önemli sözler söyleyeceğim. Kalbimden gelen sözler. Sizlerin vereceği karar da öyle olmalı. Kalbinizden gelmeli. Ben ölümle bir kadın arasında, sizler de benim karşımdasınız. Sizleri merhamet ve heyecana sürüklemek için hazırladığım sözlerin artık hiçbir değeri kalmadı. Ona dikkatle bakın sayın yargıçlar. Kalplerinizi yumuşatmak, sizleri inandırmak için hangi söz onun bu gözyaşlarından daha tesirli olabilir? Maktul kötü bir insandı. Şeytani ihtirasları olmasaydı belki şimdi hayatta olacaktı. Sorarım size, suçlu sandalyesine oturttuğumuz bu kadın annelik içgüdüleriyle davranmaktan başka ne yaptı? Aslan yavrusunu elinden alanı parçalamaz mı? Dişi ayı inine girmek isteyen düşmanını boğmaz mı? Bütün analar böyledir, bütün yaratıklar böyledir. İnsan veya hayvan her ana yavrusunu korur. Şimdi de hiç sesini çıkarmadan ölüme razı. Çocuğundan kaçıyor. Öz oğlunun kendisinden utanacağını sanıyor. Gerçeği bilse, oğlunun bu muhterem ananın önünde diz çökeceğine eminim. Oğlum, yavrum benim. İsmini bile bilmediğimiz bu muhterem ana, oğlu emniyette olsun diye rahatça ölmek istiyor. Ama ben yaşamasını istiyorum. Hayatını sizin adil ellerinize bırakıyorum. Yalvarırım, bağışlayın onu. Karar için celseye 2 saat ara verildi. Doktor bey, avukatımla yalnız kalabilir miyiz? Peki, heyecanlanmayın yalnız. Üzülmeyin, kazanacağız. Okulda çalışkan mıydın? Ne çalışkan ne de tembel. İkisinin ortası bir şey. Nerede oturuyorsun?
Ziver Bey de. Bırakın şimdi beni. Oğlunuza sağ olduğunuzu bildirmemiz lazım. Nişanlın nasıl bir kız? Güzel mi? Evet. Çok iyi bir kız. Yakında evleneceğiz. Seviyor musun onu? Çok. Kıymetini bil. Hayatta sevgiden güzel şey yoktur. Birlikte olduğunuz her anın tadını çıkarın. Evlenince de yalnız yaşayın. Çocuğunuz olunca onu kırmızı pancurlu bir evde büyütün. Sizin böyle bir eviniz var mıydı? Olmak üzereydi. Ne olur müsaade edin, oğlunuza haber vereyim. İnanın bana, oğlunuz olsaydım çok severdim sizi. Peki şimdi sevmiyor musun? Seviyorum. Ama ne de olsa oğlunuz... Günahlarımla lekelemek istemem onu. Yaşadığımı hiç bilmesin daha iyi. İçimde taşıyorum oğlumu ben. Her zerremde, bütün varlığımda hissediyorum. Yeryüzünde hiç kimse benim kadar sevemez onu. Bütün bunları oğlunuz duymalıydı. Yerinde olmayı ne kadar isterdim. Sen duydun ya yeter. Bir oğul buldum sayılır. Bilsen ne kadar mutluyum. Ayrılmadan önce sana bir hatıra bırakmak isterdim. Ama hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim. Nermin. İsmimi kim söyledi? Baba. Yoksa annem mi? Anne! Anneciğim! Orhan! Orhan, oğlum! Murat! Anne! Anne, ne oldu sana? Affet beni. Şimdilik burayı açmaya gerek yok. Mahsul çok az. Tamam mı? Beyim, bizi sulu ziraat kurtarır bir tek. Toprak kısır. Bana göre değil bu iş. Kara sular akmayacak bu yıl. Ah, bir de borçlu olmasan. Borç. Recep Bey'e. Hüsnü de olsa ister. Konuşacağımız başka bir şey var mı? Yavuz Bey aradı sizi. Akşama kahvede bekleyecekmiş. Mutlaka gelsin Yavuz dedi. Yavuz mu? Evet. Olur, giderim. Hoşça kal. Hadi, sağlıcakla. Hoş geldin Fuat Bey. Senin kayınbirader tavlaya kaptırdı yine. Üç çay yap. Top patlasa duymayacaksınız. Vay, neredesin ya? Geç otur. Hoş geldin. Şimdi bitiriyorum bunun işini. Kemik böyle atılır oğlum. Zar adamı nasıl konuşturuyor bak. Akşam sendeniz, anlamam. Nereye? Karışma orasına enişte bey. Şu yahniliğin icabına bakalım. Doğru üniversiteye, tamam mı? Aklın fikrin eğlencede. Hiç değişmeyeceksin. Değişip de sana mı dönelim?
Öğren de gel. Amma ballısın be. İyi ki kazandın. Hadi. Nereye gittiğimizi söylemedin. Mehtaba yeni bir dansöz gelmiş. Resimlerini gördüm. Ampuller yerinde. Hadi kalk. Hadi kalk. Amma surat ettim be. Piliçmiş piliç. İşte bunu diyorum. Belgin için. Bakabilir miyim anne? Babamın sana taktığı broş değil mi bu? Evet. Bize böyle hediye medya verilmemişti Valide Hanım. Nişan için biraz fazla değil mi bu? Düğünde ne takacağız sonra? Sen ne dersin Fuat? Belgin'in bir şey alınacağını sanmıyorum bu iğneden. Çok güzel bir broştur. Şu sıralarda başka bir şey almamıza imkan yok. Mutluluklar. Ne kadar güzel olmuş. Çok yakışmış. Saadetler dilerim Fuat Bey. Sizi tebrik ediyorlar Fuat. Teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar. İşte nişanlılar. Sonra kutlarız onları. Bedri abi, balık yok mu bu akşam ha? Fuat'ın hatırına bu gecelik erteledim. Yavuz, karın seni arıyor. Bedri abi gelmiş. Susadım ben, bir şey içmek istiyorum. Hoş geldin İffet Bey. Hoş bulduk. Çok oldu seni görmeyeli. Hiç uğramıyorsun artık. Aysel Hanım'ı tanıştırayım sana. Lisede öğretmen, edebiyat öğretmeni. Benim de kiracım. Öyle mi? Ben de orada okumuştum. Yeni geldiniz herhalde. Evet. Ders yılı başında. Bizi unuttun burada. Hiç unutulur musun sen Bedri abi? Balığa var mısın? Şimdi mi? Fuat da deniz hastası. Fuat! Fuat bir dakika gelsene. İzninizle. Bittik. Artık bir hafta kendime gelemem. Kolay. Ne olsun Leman'la hiç yardımcı olmam. Kadın. Sanki yazdık. Benim aklım nişanlandı. Yavuz karısıyla kavga etti galiba. Kızcağız pek baksın. İçki yüzündendir. Olabilir. Nasıl buldunuz nişanımızı? Çocukluğumu hatırladım bir de. Hüzün veriyor insana. Dans açmalıyız Fuat. Dans etmek ister misiniz? Bilmem. Etmesin. Bu gece başka. Dans etmeden olmaz bu akşam. Dans etmiyor musunuz? Aysel Hanım pek istemiyor. Belki seni kırmaz. Dans eder misiniz? Etmeyi sevmiyor musunuz? Siz seviyor musunuz? Hayır. Neden ediyoruz o zaman? Hep istediğinizi mi yaparsınız? Hayır. Sevdiniz mi burayı? Evet. Hayat çok sade. O sadeliğin altında yatanları bilseniz. Teşekkür ederim.
Burayı daha modern bir kafayla idare etmedin mi iş batar. Onu bilir onu söylerim. Peder Bey ne dedi? Anlatabilirsen anlat. Buyurun beyefendi. Geldiğini söylediler, iyi oldu. Seninle konuşmak istiyordum. Bizi yalnız bırakır mısınız? Tabii efendim. Biraz para versene bana. İşim var Mehmet, halletsin. Tabii efendim, tabii. İstikbalin için ne düşünüyorsun? Anlamadım. Bundan sonraki hayatın, hayatınız hakkında ne düşünüyorsun? Yani geçim meselesi. Ne yiyip ne içeceksiniz? Nasıl yaşayacaksınız? Bugüne kadar nasıl yaşadımsa öyle. Bak, seninle samimi konuşacağım. Burada yakınım olan bir insana ihtiyacım var. Mehmet hiçbir işe yaramıyor. Yavuz'un durumu malum. Senin o imalathanenin hiçbir rentabilitesi kalmadı. Ne seni ne de aileni geçindirir. Sana cazip bir teklifim var. Orayı kendi bünyemize alalım, sen de gel beraber çalış. Teşekkür ederim. Ama başkasının yanında çalışamam. Bu imkansız. Ben başkası mıyım? Rica ederim, onu demek istemedim. İşi, meseleleri zorlaştırıyorsun. Hangi meseleleri? Yakında evleniyorsunuz. İki kişilik hayat zordur, mesuliyet ister. Belginin alıştığı hayatı karşılayabilecek misin? Bunun önerdiklerinizle ne ilgisi var? Para! Bütün meseleleri çözer. Özür dilerim, sizin gibi düşünmüyorum. Acele etme, iyice düşün. Kararını sonra söylersin. Sürdürebileceğim yere kadar böyle götürmeye çalışacağım. Kıytırık bir imalathaneyle bu mümkün değil. Her şey sanayileşiyor. Neyi koruyabileceksin ki? Bilmiyorum. Sanki başka türlü olmalıydı bütün bunlar. Kimse geldi mi zeytin toplamaya? Civar köylerden geldi tayfalar. 50-60 kişi kadar var. Ellerini boş göndermeyelim. Gelecek yıla mahsuben biraz avans ver. Beyim, zaten Recep Bey'e borcunuz var sizin. Sen kendi geçimine bak. Başkasının işine karışma, tamam mı? Pekala, sen bilirsin beyim. Eyvallah. İyi günler Aysel Hanım. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Gideceğiniz yere bırakayım sizi. Yürüyüşe çıkmıştım, teşekkür ederim. O gece sıkılmadınız ya. Hayır, hiç sıkılmadım. Alıkoymayayım sizi. Görüşürüz. Tabii. Eline sağlık anne, köfte çok güzel olmuş. Biraz da zeytinyağlı alsaydı. Doydum anne. Mersi. Recep Bey sana bir teklifte bulunmuş galiba. Sen de geri çevirmişsin. Tabii senin bilebileceğin bir mesele. Ne yapmam gerekirdi sence? Ailemizin geleceği hakkında ne düşündüğünü bilmek isterdim doğrusu. Yürümeyen bir şey mi var? Yürüyen ne var ki? Malum, annem böyle şeylere karışmaz. Ama ben açık konuşmak istiyorum. Recep Bey'in teklifi hepimizin kaderiyle ilgili. Maddi sorunlarımız olduğunu inkar edemezsin herhalde. Tek başına karar vermemeliydin Fuat. Geçim sıkıntısı çektiğinizi bilmiyordum. Hamdolsun her şeyimiz tamam. Bir dakika anne. Her gün daha kötüye gidiyor durumumuz. Yarınımızın ne olacağı belli değil. Para yok ortada.
Bu belki seni ilgilendirmiyor ama ben gördüğüm gibi yaşamak istiyorum. Babamın zamanındaki gibi. Recep Bey o battal atölyeye talip olmuş. Allah bilir zeytinlikleri dağılacak. Biz burun kıvırıyoruz. Neyimize güvenerek? Adam hayatımızı üstleniyor, anlamıyor musunuz? Kaldı ki Recep Bey'e borcumuz var. Bunu nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Recep Bey'in teklifi bence mantıklı. Seni yanına almak istiyor. Kızıyla evleniyorsun. Fabrikanın başına geçecek başka kimse yok onun yanında. Biz karı koca enine boyuna düşündük. Neler konuşuyorsunuz böyle? Bunlar hangi gün konuşuldu bu sofrada? Anne yanlış anlama. Ben hepimizi düşünüyorum. Çok rica ederim kapatın. Afiyet olsun. Fuat, ben de sana sesleniyordum. Beğendin mi? Nerede giyeceksin bunu? Her yerde. Peki öyle her yerde giyilmez. Ne zamandan beri kıyafetinle ilgilenmeye başladın? Edebiyat öğretmeni Aysel Hanım'la görüşmek istiyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Mevzuat meselesi. Telefondan sizi istiyorlar. Buyurun efendim, ben Aysel. Ben Fuat. Tanıdınız mı? Evet, tanıdım. Ne konusunda? Hiçbir konuda. Sadece sizi görmek istiyordum. Özür dilerim. Rahatsız ettim. İyi günler. Kalmışım. Hava kararmış. Sizi de alıkoydum. Çok bitkindiniz. Bırakıp gitmeye korktum. Bir çay yapayım içeriz. Zahmet etmeyin. Ben gideyim. Siz bilirsiniz. Sizi tekrar arayabilir miyim? Neden yaptı bunu? Bir türlü anlayamıyorum. Birbirimize neden bu kadar uzağız? Bunu anladın mı? Galiba. Sevgi, bağlılık istiyor.
Bizse bundan kaçıyoruz. Hep kendi sorunlarımız ağır basıyor. Hayatım aylak, bomboş geçti. Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk. Her şeyi oluruna bıraktım. Zaten hiçbir gayem olmamıştı hayatta. Belgin'le evlenmemi istiyorlar. Çocukluğumdan beri tanırım. Uzaktan akraba sayılırız. İşte hepsi önceden kararlaştırılmış gibi. Nişan gecesi anlamıştım. Etrafındaki insanlara yabancıydın. Benimle görüşmek istemedin ama. Nişanlanmıştın. Evliliğe karşı mısın? Hayır. Birbirini sevmeyen karı kocalara karşıyım. Mutsuz çocuklara. Sevgisiz evlere karşıyım. Yarım saat içinde hazır efendim. %9'u gösterir misin? Buyurun efendim. Soyunmayacak mısın? Çok çirkindi. Affedersin. Seni üzmek istememiştim. İsteyerek yapmadım. İki faza cereyan gelmiyor. Bağlantısı nerede? Aşağıda da bir tablo var. Bir bakalım. Ne arıyorsunuz burada? Tesisatı tamire geldim de. Siz rahatsız olmayın. İşinize bakın. Çalışırken bana bakılmasından hoşlanmam. Tasalanma. Meraklısı değilim. Rahatsız oluyorum diyorum size. İyi ya. Git başka yerde çalış. Kofra nerede? İçeride. Bunun sigortası nerede? Balkon kısmında olacak.
dışarı. Çıkamam. Arızanın merkezi burası. Çık diyorum sana. Yetti be. Kendinize başka bir elektrikçi bulun. O akşam koskoca Hayri Bey'in karısı dükkana geldi. Kızım ayıp etmiş dedi. Ben rica ediyorum. Sabah erkenden gel. Al işte avansın. Şerif Usta havada kaptı parayı. Çaresiz gittik köşke. Ben bahçeye girerken küçük hanım tenis oynamaya gidiyordu. Birazdan döndü geldi, bikinisini giydi, güneşlendi. Sonra arabaya bindi, çekti gitti. Akşama doğru tuvaletini giymiş. Bir yere davetliymiş, yemeğe gitti. Gider ha. Ertesi sabah baktım kitap okuyor. O gün akşama kadar başını kaldırmadı kitaplardan. Ben diyeyim 10, sen de 20 cilt kitap devirdi. Allah Allah, bu kız filozof mu, ne demeye kalmadı. Ertesi gün arkadaşlarıyla belki 5 şişe viskiyi devirdiler havuz başında. Akşama doğru baktım, bir bardağı ağzına kadar viski doldurmuş getirdi. Çalışırken içmem dedim. Keyfim bilir dedi. Sonradan öğrendim ki böyle davranmam çok hoşuna gitmiş. Kaçmış, belki evlatlıktan reddedilecek bir kızı kabul eder misin? Babam beni damatlığa kabul edecek diye ödüm kopuyordu. Şimdi sadece benimsin. Hop hop. Aile var oğlum. Sen Ahmet Usta ile görüş. Dükkana devre hazır de. Fiyat mühim değil. Dükkana devir mi edeceksin? Burada rahatsız ederler bizi. Başka bir yerde dükkan açacağım Lale. Korkma. Kocan olacak adam ekmeğini taştan çıkarır. Thank you.
Neredeydin? Bir arkadaşla buluştuk. Saatten haberin var mı? Bir gün yarım saat geç kaldım diye dünyayı zehretme bana. Yeter, yeter be! Sana kaç defa evine erken gel dedim. Çocukla ilgilenemiyorum. Perişan olup gidiyor burada. Ne olur, sevgisizlikle, kalpsizlikle suçlama beni. Biliyorum, inanmayacaksın. Ama çok seviyorum seni Kadir. Haklısın. Dünyanın en efendi, en mert erkeğisin sen. Başkası olsa yerden yere çarpardı beni, suratıma tükürürdü. Ama sen belki de o hakarete bile layık görmüyorsun beni. Sen hayatında hiç hata yapmadın. Yaptım. Benimle evlenmekle. Bütün hayatın boyunca o hatanın acısını mı çekmek istiyorsun? Çocuğumuz var bizim. Oğlumuz var. Ne olur, güçleştirme işi. Bütün günah benim. Ne senin sevgine, ne de çocuğumuzun anneliğine layığım ben. Ama ne olur kabul et. İkimiz için de en doğru yol ayrılık. Elimde değil Kadir. Bambaşka şartlar içinde yetiştim ben. Para her zaman bir oyuncaktı benim için. Daha 18'ime basmadan hayatta isteyeceğim hiçbir şey kalmamıştı. Aşktan başka. Onu da sende buldum. Çok, çok sevdim seni. Yemin ederim. Gene de seviyorum. Ama gücüm yok senin şartlarına uymaya. Eski hayatım o kadar etkilemiş ki beni. Her an, her saniye onu düşünüyorum. Evet, onsuz yapamıyorum. Bir evin iki odasına kapanıp çocuk büyütecek. Onun bezlerini yıkayacak. Kocasına yemek pişirecek, ütü ütüleyecek. Temizlik yapacak kız değilim ben. Olmaya gayret ettim. Yemin ederim, bütün iyi niyetimle savaştım. Ama yapamadım Kadir. Yalvarırım, anla beni. İstediğin kadar nefret et, suçla, iğren benden. Ama sana ve oğluma layık olamayacağım. Bırak, yollarımız ayrılsın burada. Nasıl istersen öyle olsun. Mahkemede bütün suçu üstleneceğim. Zahmet etme. Sizin gibiler her zaman haklı çıkarlar. Türk Medeni Kanunu'nun 128. maddesi gereğince boşanmalarına ve oğulları Murat Gökhan'ın 7 yaşına kadar babasının yanında kalmasına, 7 yaşından sonra annesi tarafından talep vaki olduğunda gereğinin yerine getirilmesine karar verildi. Günaydın yakışıklım. Günaydın. Birlikte kahvaltı edelim mi? Ederim, etmesine de Meralciğim, bir defileye gitmem gerek. Ulan önüne gelenin fotoğrafını çekersin. Benim bir tane bile çekmedim. Çekerim hayatım, çekerim. Sana da.
Kusura bakma Meral, bitiyor işin. Hani fotoromanda oynatacaktın beni? He. Ne hırsı ulan, dinlediğin yok. Fotoroman diyorum. Dalgaya düşmüşsün sen. Yok be, şu fotoğrafları yarına yetiştirmem lazım. Oynatacak mı beni fotoromanda? Oynatacağım. Yaşa sen canım. Yavaş öp kız, bütün boyaların yüzüme çıkıyor. Kim bu kız? Bilmiyorum. Ben böyle şey görmedim. Tesadüfen çekmişim. Nefis ama değil mi? Selam. Selam. Aradığınız kızı buldum. Görelim bakalım. Kız fena değil, şimdi ne yapacağız bunu? Yahu sen bana demedin mi bir kız arıyorum, hanımefendi tipli de biraz da seksi olacak diye, al işte. Ha, bu o mu? Ha, o ya. Beğenemedin mi? Halk için ağırbaşlı, inandırıcı bir tip diyordun, al işte. Doğrusu umut veriyor ama güvenemem. Ben biraz fotoğraftan anlıyorsam güven derim. Kızı bulabilir misin? Bulurum herhalde. Daha başka fotoğraflarını çek getir. Bir beğenirlerse iyi para verirler bu iş için. İyi para. Ne kadar mesela? En az 20 alırsın. En az 20 mi? Hadi eyvallah. Ne yapıyoruz şimdi? Ha? Ne mi yapıyoruz? Oğlum sen bana 20 bini ver. 20 bin. 20 bin iyi para. 20 bin bu. 20 bin. Lersan Hanım. Gelsene Sinancığım. Türkiye'nin en büyük moda yaratıcısına selam, sevgi ve öpücüklerimi sunarım. Teşekkür ederim ama şekerim, hanımefendiyi memnun edemiyorum. Ukalalık saymazsanız size bir şey söyleyebilir miyim? Rica ederim. Bu ceket size çok yakıştı. Teşekkür ederim, bilmem ki. Bu ceketi alın siz. Param olsa ben alır size hediye ederdim. Öyle mi? Alıyorum. Yaman tezgahtarsın oğlum sen. Bırak şimdi, bana yardım et. Bir kızın peşindeyim. Kızların peşinde koşmaktan kalbin duracak bir gün. Aradığım kız bu işte. Tanıyor musun? Tanımam mı? Çekmezlerin kızı. Ne yapacaksın sen bu kızı? Lazım, adresini biliyor musun? Biliyorum. Ablam benim, hayatımı kurtardın. Oldu bu iş. Patronlar da çok tuttular kızı. Yok yahu, çok iyi. Hadi al getir kızı, mukaveyi imzala. Olur, getiririm. Bir dakika. Yahu ben bu kızla tanışmadım bile. Ne? İşte şimdi yandık. Dur. Telaşlanma hemen. O işi de hallederim. Kızımın böyle bir işi yapması imkansız. Anlıyorum. Maddi durumunuz çok iyi. Ama bu para düşünülerek yapılacak bir iş değil ki. Ancak zevk için yapılabilir. Tabii ben alacağım parayı düşünüyorum. Birazdan tanışınca bana hak vereceksiniz. Kızım hayata bağlı bir insan değildir. Neden? Çok yazık. Bakın bizim gibi sürünenler bile hayata dört elle sarılıyor. Olabilir. Kızım... Bedri! Hadi ama hayatım, çok geç kaldık. Affedersiniz. Tanıştırayım. Karım Gülşen. Memnun oldum efendim. Rahatsız olmayın. Ayşin Hanım uyandılar beyefendi.
Onunla konuşurken fazla üstüne varmayın olmaz mı? Rica ederim. Merak etmeyin. Teşekkür ederim beyefendi. İyi günler. Hanımefendi, iyi günler. Kim bu adam Bedriciğim? Ne istiyor? Ayşin'le görüşmek. Ne istiyormuş Ayşin'den? Elinde Ayşin'in fotoğrafları varmış da satmak istiyor. Para sızdırmak için. Neden sokuyorsun böylelerini evimize anlamıyorum. Kapıdan savun gitsin canım. Beni görmek istemişsiniz. Evet. Ayşin Hanım değil mi? Ayşin. Ben Sinan. Fotoğrafçıyım. Sizinle bir şey konuşacaktım. Evet. Söyleyin nedir? Bir iş teklifi. İş teklifi mi? Biliyorum, yadırgayacaksınız. Ama ilginç bir iş bu. Ne işi? Fotomodellik. Kabul edeceğinizi biliyordum, teşekkür ederim. Allah benim gönlüme göre verir zaten. Saçmalamayın. Haklısınız. Ben ara sıra hep böyle saçmalarım. Bir daha saçmalarsam hatırlatın lütfen. Yeni saçmalıklara gerek kalmayacak. Kısaca cevap vereyim size. Fotomodellik yapmaya hiç niyetim yok. Bu düşüncenize saygı duyarım. Olabilir. Beni dinlemek zorunda değilsiniz pek tabii. Oysa ben de ümitlerle gelmiştim. Sizin için eğlenceli bir iş, benim için toplam 20 bin liralık kazanç. 20 bin lira mı kazanacaktınız bu işten? Evet, belki sizin için önemli bir miktar değil. Neyse, bunları sonra görüşürüz. Sizin bugün biraz canınız sıkkın anlaşılan, eyvallah. Güle güle. Unutuyordum, bunu size getirdim. Güzel bir fotoğraf doğrusu. Teşekkür ederim. Borcum? Rica ederim, sizin. Merci. Rahatsız ediyorum ama şayet düşüncenizi değiştirirseniz adresim orada yazılı. Boşuna konuşuyoruz. Düşüncem değişmez. Yazık. Oysa ben diyordum ki hani belki... Biliyorum. Sizin için para getirecek bir iş bu. Terbiyesiz. Ukala. Amma tersmiş be. Hasta mıdır nedir? Fena çuvalladık. Ne yapmalı şimdi? Kapatmayayım bir dakika. Bakın, olmayacak şey yoktur. Yeter ki siz... Sıktın artık. Sıkarsın sen de be kızım. Deli midir nedir? Cevap verme Ayşin. Hep senin yüzünden Bedri. Canım, fena bir çocuğa benzemiyordu. Ver eline birkaç kuruş gitsin. Alacağını sanmam. Merhaba. Merhaba. Ben de sizi bekliyordum. Sahi mi? Evet. Şu işi tatlıya bağlasak diyordum. Çok güzel. Bağlayalım. Buyurun. Nedir bu? Ben pek konuşmayı beceremem de yazdım. Yo, lütfen şimdi açmayın. Okuyun sonra konuşuruz. Yirmi bin demek. Ulan alacağın olsun senin. Artık sizi rahatsız etmeyeceğim Ayşin Hanım. Şirket başka birini buldu. Buyurun mektubunuzun cevabı. Sağ olsun. Bir de bana niçin evlenmiyor diyorlar. Kedilerini bile doyuramayan bir fotoğrafçıyım ben. İnsan bazen aptalca tutuluyor işte. Allah'a ısmarladık Hazar Hanım. Güle güle Sinan Bey. Her şey... Her şey... Her şey geçer, hayat kalır. (Gülüyor)
Gel, gel de dağıtayım suratını. İsteyerek olmadı, özür dilerim. Öyle mi? Ne tesadüf. Seni arıyordum. Beni mi? Ya, o niye? Girsene, ıslanma orada. Çok sessiz çıkalım yukarıya. Komşularım biraz meraklıdır da. Selamun aleyküm Sinan Bey oğlum. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun ayol sen burada? Bir gürültü oldu da. Başlarım şimdi senin gürültüne. Gir bakayım içeri git. Şu yüzümü bir yıkayayım ha. Güzelim. Kedilerin çok güzel. Ben de çok seviyorum onları. Güzel miyim sahiden? Fotoğraf bu. Yalan söylemez. Bunu kaça satarsın? Satmam. Bu evde özel bir yerim olduğunu bilmiyordum. Doğrusunu istersen duvara resim asmaktan hoşlanmam. Bunu neden astığımı bilmiyorum. Çok sevdim. Bir ara indirecektim, elim varmadı. Evet, burada özel bir yerin var. Sonra... Evet, sonra? Konuşmasam sen hiçbir şey anlatmıyorsun. Bazen dalar. Dalıyorsun ya. Bir şeye mi sıkılıyorsun? Yok canım. Bir şey mi soracaktın? Evet. Evden merak etmezler mi seni? Yok, karışmazlar bana. Ne iyi anne babalar var be. Yok şekerim, halasına da gitmemiş.
çıldırtır insanı bu kız. Merak edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok serin kallısın vallahi Bedri. Bu kız hasta biliyorsun. Ya bir yerde düşüp kaldıysa? Son günlerde hiçbir şeyi yoktu. Ne başı döndü ne de uyudu. Doktora da gitmemişse polisi arayalım. Ey Allah'ım, sen bunlara akıl fikir ver ya Rabbim. Maşallah evladıma, bu sefer keklik gibi kız buldum. Sen de bari koş arkalarından. Ah, bir genç olmalıydım ki. Mat kedileri gibi koşup duruyorlar evin içinde. Aman be, sen ne anlarsın. Söylemek istiyorum. Söyle. Karnım acıktı. Yumurta var evde. Yağda yumurta sever misin? Ne olsa yerim şimdi. Anlamıyorsun bu işlerden. Bekarlıktan bıktım. Çok çapkınmışsın. Hayatından memnun olduğunu sanıyordum. Hadi canım senle. Aa, yanıyor bu yumurtalar. Çok pişmişini sevmem. Al şu bezi kaldır. Bira içer misin? Hı? Tuzla zeytini de getir. Çapkın fotoğrafçı. Baş üstüne hanımefendi. Farkında değil misin? Yok. Kaç gün oldu? He? Ne kaç gün oldu? Seninle buluştuğumuzdan beri kaç gün geçti? 2,5 gün. Gitmem gerek. Neden? Şimdi birdenbire gitmek nereden geldi aklına? Ne var senin? Hiçbir şeyim yok. Ara sıra tansiyonum yükselir böyle. Neden gitmek istiyorsun? Gene geleceğim. Sana bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben... Yarın anlatırsın. Ben böyle şeyleri söylemesini pek beceremem. Tam kafamda hazırlamıştım söyleyeceklerimi. Bak Ayşin... Ne olursuz. Şimdi söyleme. Böyle güzel şeyler kapı önünde söylenmez. Hoşça kal.
Şahitlerimiz geldi. Oturun efendim. Siz hanımın şahidi misiniz? Fark etmez. Özür dilerim memur bey. Acaba arkadaş şuradan bir fotoğrafımızı çekebilir mi? Kim? Ben mi? Evet. Ben her şeyi ayarladım. Sarsmayacaksınız. Şu düğmeye de basacaksınız, tamam mı? Tamam. Bitti mi? Evet. Başlayalım. İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak nikah muamelenizi tamamlamak üzere. Ah, çok şükür Allah'ıma bize bugünleri de gösterdi. Hoş geldin hanım. Serseri drama, iyi kocaya düştün. Altın gibi kalbi vardır. Tebrik ederim. Bu ne be kızım? Anam, sana layık bir şey değil belki ama kabul et. Bunu bana biri hediye etmişti gazinoda. Kız, ben senin bu arkadaşlığını ödeyemem. Hadi hadi, çok konuşma, yürü. Tebrik ederiz Sinan bey. Allah mesut etsin. Tebrik ederim oğlum. Çok teşekkür ederim. Bizi mahcup ettiniz. Sen bizi nikaha çağırmadın ama biz gücenmedik. Seni çok severiz. Gelini öpebilir miyim? Hadi alsana kızı kucağına. Öyle mutluyum ki Sinancığım. Demek dünyada bu kadar güzel insanlar varmış. Evine hoş geldin Ayşe. Banyonun kapısını açık bırak. Neden? Ayrı kalmamış oluruz. Laflarız. Olur. Şu insanlar ne iyi değil mi sevgilim? Hele böyle bizim gibi küçük insanlar. Sevmesini biliyorlar. İçten sevmesini. Bak şu Osman'a. Fazıl, cadı karısı. Sonra şu bizim Meral. He? Ne diyorum biliyor musun? Sana fotoğrafçılığı öğreteceğim. Hem de en kısa zamanda. Birlikte bu insanların resmini çekeceğiz. Benimle konuşmuyorsun ama. Küstün mü? Ayşin. Uyudun mu? Bana numara yapıyorsun. Çok ayıp. Böyle bir gecede uyunur mu? Ayşin. Ben de. (Gülüyor)